Merhaba, ben Sinan Aygül, gazeteciyim. Siz bu videoyu izlediğinizde ben yine yaptığım bir haberden dolayı cezaevinde olmuş olacağım. Kısaca özetlemem gerekirse, 2014 yılında yazdığım bir yazıda AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler hakkında Kürt siyasetçi diye bir tabir kullanmıştım. Büyük bir kamu ihalesinde büyük bir yolsuzlukla ilgili yazdığım bir yazıydı. Yolsuzluk yapılmaması, hırsızlık yapılmaması, usulüne, yasalara uygun yapılması, kamu menfaatinin gözetilmesi gerektiğini yazmıştım yazımda. Ve bu yazının içerisinde Kürt siyasetçi diye bir tabir kullanmıştım. Bu tabirden dolayı hakkında dava açıldı ve hakaretten ceza aldım. Ancak ceza açıklandıktan sonra bu kararın hukuka uygun olmadığını, kullandığımın bir deyim olduğunu, muhatabın bir siyasetçi olduğunu ve eleştiri sınırlarının geniş olduğunu söylemiş, kararın zorlama olduğu konusunu dile getirmiştim. Yine karar kesinleşti, itiraz yolu açık olmadığı için karar kesinleşti, infazı gerçekleşecek. Ben infaz kararı verildiğinde, HGB açıklandığında yine bir açıklama yapmış. Bu karara boyun eğersem meslek ahlakına aykırı bir durum olduğunu, mesleğimin onurunu zedeleyeceğini söylemiştim. Basın ve ifade özgürlüğüne yönelimlerin ayyuka çıktığı bir dönemde böyle bir konuda böyle basit ceza verilmemesi gereken bir konuda verilen bir cezayı kabullenip üstlenmenin meslek onurumu zedeleyeceğini söylemiştim. Sivil itaatsizlik hakkımı kullanacağımı, para cezasını ödemeyeceğimi hakkında yakalama kararı çıkartılıp cezaevine atılmamı istemiştim. O yakalama kararı çıkartıldı. Şu an itibariyle aranıyorum. Yakalandığım yerde cezaevine gireceğim. Videoyu izlediğinizde ben cezaevinde olmuş olacağım. Ben bir gazeteci olarak meslek hayatım boyunca hep gerçekleri yazdım. Hep halktan yana tavır aldım. Ve bundan dolayı başım beladan belki kurtulmadı ama bildiğim yoldan da şaşmadım. Ben alışığım bu duruma. Benim için rutin bir durum. Ama anlatılan sizin hikayeniz. Esas cezalandırılan sizsiniz. Ben değilim bireysel olarak. Hani son günlerde moda tabirle hep söylüyorsunuz ya, savcılar nerede, mahkemeler nerede, ortada dolaşan iddialara karşı neden kimse harekete geçmiyor? Aslında harekete geçiyorlar. Hırsızlık yapmayın, yolsuzluk yapmayın, yanlış yapmayın diyene, siyasetçileri, uyaranlara, eleştirenlere işte görüldüğü gibi adli tatilin açıldığı ilk gün hakkında yakalama kararı çıkartılmış. Davam infazı için gereken şeyler yapılıyor. Söylediğim gibi yani anlatılan sizin hikayeniz. Bir şey yapması gerekiyorsa sizin yapmanız gerekiyor. Biz gazeteciler olarak sadece yanlışı eleştirir, yanlışın karşısında durur, halk lehine halkı yönetmekle mükellef olanları, halkı yönetme görevini üstlenenleri denetleriz, yanlışı söyleriz. Geri kalan halkın takdiridir. Halkın vicdanında mahkum olmamaktır bizim için önemli olan. Siz şimdiden teşekkür ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Daha önce çok yaşadım bu olayı. Ülkenin her yerinden ciddi anlamda samimi ve sıcak destek mesajları alıyorum. Destekler geliyor. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Yapabilecek bir şey yok. Evet, para cezasını ödeyip cezaevine girmeyebilirdim ama başta da söylediğim gibi esas amacım bu kararı teşhir etmek, basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılara dikkat çekmek için böyle bir karar aldım. Bizler gerçeğin peşinde koşan gazeteciler dün olduğu gibi bugün de yarın da gücümüz yettiğince gerçekler için, hakikat için mücadele etmeye, uğraşmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bize destek olmak istiyorsanız mecralarımızı takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bu videoyu paylaşıp daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Belki biraz daha farklı olur, biraz daha bilinçleniriz. Şimdiden tekrardan teşekkür ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.